İslamiyet öncesi Türklerde kültür ve medeniyete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? İslamiyet öncesi Türklerde ordu ve edebiyattan bahsedeceğiz. Ekonomiyi anlattık. Evet. Ondan sonra sosyal hayatı anlattık. Dini anlattık. Şimdi daha önce devlet yönetimini anlatmıştık. Ordu ve edebiyat. Tamam. Kısaca. Ordu, işte Türklerde herkes asker. Yani Türklerde ordu millet anlayışı var. Bu da gelir sorularda. Gelir. Ordu millet anlayışı demek herkesin asker olması. Türklerde bu gelenek var. Tamam. Şimdi şu çok önemli. Çok çok önemli. Türklerde ordu millet anlayışından dolayı Türklerde askerlik üstün bir sınıf değildir. Çünkü herkes asker. Herkes asker. Herkes asker. Herkes asker olduğu için askerlik üstün bir sınıf değildir. Hı-hı. Onu belirtelim. İşte Türklerde ilk düzenli orduyu Mete kurmuştur. Onlu sistem. Daha önce Hunlar'da bahsedildi zaten. İşte ordu onlu sisteme göre teşkilatlandırılmıştır Mete döneminde. Türklerin uyguladığı en önemli taktik, savaş taktiği, Turan taktiği. Evet. Yani Hilal taktiği. Hı hı. Nedir? İşte düşman, iki taraf. Türkler bunlar, Türkler. Hı hı. Burası düşman. Ne yapıyor Türkler? Pardon, özür dilerim. Düşman bu. Türkler bunlar. Türkler ne yapıyor? Rakibi hilal biçimine, daire biçimine almaya çalışıyorlar değil mi? Daha sonra alıyorlar. Çeviriyorlar. Çeviriyorlar, etrafını çeviriyorlar. Bu taktiğe biz Turan taktiği ya da hilal taktiği diyoruz. Evet. Kısaca ordu bu. Türklerde edebiyat, bunu özellikle edebiyat derslerinde çok değinilecek, ayrıntılarıyla değinilecek. Biz genel hatlarla şöyle yine değinelim. Türklerde edebiyat, İslam'a dönüşü Türklerde edebiyatı biz ikiye ayırıyoruz. Sözlü edebiyat, yazılı edebiyat. Şimdi Türkler göçebe olduğu için Türklerde sözlü kültür yani sözlü edebiyat gelişmiştir. Yazılı edebiyat çok fazla gelişmemiştir Türklerde. Evet. Göçebelikten dolayı. Şimdi sözlü edebiyat, işte sözlü edebiyat unsurları nelerdir Türklerde? Sav, atasözü demektir. Sagu, ölen kişinin arkasından söylenen güzel sözler. Yani ölen kişinin arkasından işte küfür mü edilir? Güzel söz söylenir tabii ki. Koşuk, işte aşk ve doğa şiirleri diyebiliriz. Destan, kahramanlıkları anlatan hikayelerdir, değil mi? Evet. Destanlar. Türklerde destan geleneği çok gelişmiştir İslamiyet öncesinde. Bakalım. İslamiyet öncesi Türklere ait destanlar. Saka Türklerine ait Şu ya da Saka Türklerine ait Alper Tunga ve Şu destanları. Hı hı. Hun Türklerinin destanları Hunlara ait Oğuz Kağan destanı. Gök Türklere ait Bozkurt ve Ergenekon destanları. Hı hı. Uygurlara ait Türeyiş ve Göç destanları. Kırgızlara ait Manas destanı, Oğuzlara ait Dede Korkut hikayeleri Türklerin en önemli sözlük edebiyat unsurlarından bir tanesidir. Tamam. Evet, devam edelim. İşte Türklerde yazılı edebiyat, Türklerde İslamiyet dönüşü Türklerde yazılı edebiyat denince aklımıza kitabeler gelecek, kitabe anıtlar gelecek. Değil mi o Göktürk yazıtları? Aynen, en önemlisi Göktürk yazıtları ya da Orhun kitabeleri. Hı hı. İşte 1893 yılında Danimarkalı Thompson tercüme etmiştir. Thompson tarafından tercüme edilmiştir. İşte 2. Göktürk Devleti yani Kutluk Devleti hükümdarları. Yabancı birinin tercih şey yapması ilginç değil mi hocam ya? İşte ama İyi tarihçiymiş herhalde demek kendisi. Ama bu şey dille ilgili. Dil bilimci yani. Tabii Batı daha iler dil biliminde tabii ki. 2. Göktürk Devleti yani Kutluk Devleti hükümdarları Bilge Kağan, Kültekin ve vezirleri Vezir Tonyuk adına dikilmiştir Göktürk yazıtları. Hı hı. İşte bu Göktürk yazıtlarında işte Bilge Kağan, Kültekin, vezirleri Tonyuk yaptıklarını anlatmışlardır. Halklarına hesap vermişlerdir. Hesap. Hı hı. Bu şekilde bunlardan bahseder. Bu yazıtları kalem alan kişi Yolutigin'dir. Ya da Yolutigin'dir yazan kişi. Bu kitabeler Göktürkçe ve Uygurca yazılmıştır. Evet. Kırgızlara ait Yenise yazıtları. Uygurlara ait Karabağ Sakun yazıtları da önemli kitabelerden, yazıtlardan bir tanesidir. Göktürkler dışında. Türkler, bu da çok önemli. Türklerin geçmişten bugüne kadar kullanmış olduğu alfabeler. Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi. İşte Göktürk ve Uygur alfabesi Türklere özgü alfabedir. Biz kendimize ait alfabelerdir. Tamam. Çin'le ilişkilerden dolayı daha sonra Türklerin bir kısmı Soğut alfabesini kullanmışlar. İslamiyet'ten sonra Türkler Arap alfabesini kullanmışlar. Hı hı. Orta Asya'da Rus egemenliğine giren Türkler Rus alfabesi olan Kiril alfabesini kullanmışlar. Günümüzde ise hangi alfabe kullanılıyor? Latin alfabesi kullanmışlar. Yine bir önemli bilgi daha var. Türklerde
Uygurlar kağıt ve matbaayı kullanmışlardır. Kağıt ve matbaa. Bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi öğrencilerimizin ezber yapmaması için. Şimdi biz daha önceki videomuzda mesela yerleşik toplumlarla göçebe toplumlar arasındaki farklardan bahsettik. Evet. Mesela o farklara baktığınız zaman yerleşik toplumlar kültür medeniyet olarak daha ileridedir. Evet. Mesela Uygurlarda hani yapıtları olsun işte bak kağıt matbaa kullanmışlar mesela. Onunla ilgili söyleyeceğim. Onunla ilgili bir püf noktası. Yani ezber yapmaması için öğrencilerimizin. Mesela bilgi sorusu geldi. Şunu unutmayalım. İslamiyet önce Türklerde yerleşik yaşama geçen tek Türk devleti Uygurlar. Tamam. Mesela şu tarz soru gelirse. Mesela kültür medeniyetle ilgili bir bilgi sorusu gelirse. Atıyorum. İşte Türklerde ilk defa kağıt ve matbaayı kim kullanmıştır? Türklerde ilk defa matbaayı kim kullanmıştır? Sen bu soruyu kimin olduğunu bilmiyorsun. Hı-hı. Ama şunu biliyorsun. Şunu biliyorsun. Yerleşik toplumlar daha ileridedir. Uygurlar yerleşik toplumdur. Dolayısıyla matbaayı kullanmak medeniyet olarak daha ileride olmak demek değil midir? Tabii ki. Otomatikman kim kullanmıştır bunu? Uygurlar diyeceğiz. Tabii. Ezber yapmamak için. Evet. Bir şey söyleyeceğim ben. Hukukla ilgili çok kısa bir şey. Yani hukukla ilgili çok ana başlık olarak ele almadım. Bilerek ele almadım da. Çünkü daha önce bahsettik. Türklerde töre sözlü hukuktur arkadaşlar. Sorularda gelir. Töre yazılı hukuk değildir. Töre neymiş? Sözlü hukuktur. Bunu unutmayalım. Tekrar belirtiyorum bunu. Hı hı. Daha önceki konu anlatımlarında değindik zaten biz buna. Tamam. Töre neymiş? Sözlü hukuktur. Ona göre. Evet.